Şu an belki yatağınıza veya koltuğa uzandınız. Belki de bir sandalyede oturarak bakıyorsunuz bir ekrana. Gözünüze renkleri de çizgiler, kulağınıza da sesler, müzikler hücum ediyor. Her şeyin sıradan akışında ilerlediğini düşünüyorsunuz. Ve bu çok doğal. Çünkü insan zihninin ilk güdüsü bu şekilde davranmanızı söylüyor. Orada sizden başka, insandan başka varlıkların olduğunu düşündürecek bir ipucu yok ne de olsa. Öyle değil mi? Biz insanların laboratuvarlarda deney fareleriyle oynadığı gibi, başka varlıkların da zavallı bizlerle oynayabileceğini, biz zavallı insanlar üzerinde çeşitli deneyler yapabileceğini neden düşünelim ki? Ekranın diğer tarafından kendisini gayet rahat bir şekilde saklayabilen ve her an hayatınıza, düşüncelerinize, varlığınıza müdahale edebilecek daha büyük ve tekinsiz güçlerin olduğu konusunda bir kanıt var mı zaten? Hatta bu varlıklar herhangi bir an içinde ekrandan size uzanabilecek olsalar da bulmak istediğiniz kanıtları hiç enerji harcamadan, emek sarf etmeden saklayabilecek yetileri olsa da kafanızı çevirip şöyle bir çevreye bakın isterseniz. Ne olur ne olmaz. Tebrikler. Artık bir korku hikayesinin parçasısınız. Merhaba dostlarım, ben Serdar. Ve korku oyunlarını konuşacağımız yeni bir videoya daha hoş geldiniz. This is going to blow your fucking mind. Oh shit. Here we go again. Slender, Amnesia, Silent Hill PT derken korku oyunları için iyisiyle kötüsüyle yanıp tutuşuyoruz. Ama yapıları, ulaşılabilirlikleri ve sayıları gereği bazı sorular sormadan da duramıyoruz. Benim için özellikle 2010'lu yıllardaki bağımsız korku oyunu dalgasıyla kalbimde yer bulan tür, iyice hortlayıp yayılarak ana akım devleri de ele geçirdi ve çok geçmeden kendimizi onlar tarafından kuşatılmış bir halde bulduk. Daha önce piyasaya hiç ürün çıkarmamış bir ekibin yayınlayacağı ilk bağımsız oyun için 20 bin gibi bir satış miktarı gayet somut bir başarı olabilirken, herhangi bir korku oyununun yakılabileceği potansiyel bundan çok daha fazla. Bu sebeple de korkuyu sevsinler veya sevmesinler, pek çok oyun geliştiricisi kendi hayallerine paralel bir iş üzerinde çalışmaktansa bu türe doğru yöneliyor. Tabii bu da korku oyunları açısından talihsiz bir şişmeye sebep oluyor. Hadi bu durumun üzerinden geçelim ve katman katman sorunun köklerine inelim. Oyunlara geçmeden önce tabii ki türün köklerine inmeli, hikayeler ile filmlerin yaşattığı devrimlere bir göz atmalıyız. Korku türünün nerede, nasıl başladığını kesin bir şekilde söylemek pek doğru olmayabilir. Çünkü mistik anlatılar, vampir, şeytan, canavar gibi masalsı varlıklar üzerine odaklanırken, yüzlerce yıllık tiyatro oyunları, şiirler ve görsel sanatlar da kendi kurgusal yapılarına yoğunlaşıyor. Yine de modern eserler için Mary Shelley'nin Frankenstein'ı başlangıç noktasını 1818'e çekiyor. Ondan sonra gelen isimler de gotik, kozmik, psikolojik korku gibi yeniliklerle insanlığın başka zayıf taraflarını ortaya çıkarıyorlar. Hem kendimizi daha iyi tanıyıp benliğimizle yüzleşebilmemiz, hem de içinde yaşadığımız dünyada çekindiğimiz, ürktüğümüz, kaçındığımız unsurların karşısında dikilebilmemiz için bize bir fırsat sunuyorlar. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ise George Méliès adlı bir deha sayesinde bilim kurgu ve fantastiğin yanında ilk korku filmleri de insanların önüne seriliyor. Bu filmler 20. yüzyıl boyunca iyice evriliyor ve bugünkü konumlarını alıyorlar. İnsanlığın korku taleplerinin daha da arttığı noktada ise bu sefer oyunlar devreye giriyor. Konu oyunlara gelince iyi yazılmış sahnelerden, arkaya kuran tekinsiz müziklerden ve insanı dehşete düşüren görsellerden bir tık daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu da deneyim, etkileşim. İnsanın
korkuyu görmesi, duyması, hissetmesi, okuması yetmez. Doğrudan korkunun kendisinin de yaşaması gerekir. Korku oyunları da işte bu yüzden günümüzdeki bu şişkinliği yaratıyorlar. Çünkü pek çoğu bu derinliğe inmiyor. Birbiri ardına sıralanan sahneler çok daha doğrusal bir deneyim oluşturuyor. Rastgele noktalarda karşımıza bağıra bağıra çıkan öcüler artık bizleri korkutmaktan çok usandırıyor. Jumpscare dediğimiz kavramın bile kendi içinde bir yapısı, mühendisliği, yolu yöntemi var ve aslında çok kıymetli bir öğe olduğundan sık sık kullanılmaması, özen göstere göstere yeri biline biline işlenmesi lazım. Ne var ki günümüz korku oyunlarının çoğunda bu da çok anlaşılan bir durum değil. Yanlış anlamayın, güzel bir dehşet yaşamayı ve korku atmosferinin içindeki kaliteli hikayeleri görmeyi, zihnime kazınan müzikleri ve çevresel sesleri dinlemeyi, görsel havayı içime çekmeyi ben de çok severim. Hatta oyun türünün hikaye anlatımı açısından bir devrim niteliğinde olduğunu ve bu yeniliğin sadece çok küçük bir kısmına kullanabildiğimizi düşünüyorum. Bu eksiklik tam olarak korku oyunlarında da var. Oyunlar, yapıları gereği tasarımlarının, etkileşim mekanizmalarının güçlü ve özgün olduğu eserlerdir. Ve bunun ne kadar büyük bir koz, ne kadar ayrı bir avantaj olduğunu en iyi oyun tasarımcıları bilir. Eğer ki bir de korku oyunu yapıyorsanız, oyunun tasarımı oyuncuyu dehşete düşürmek için kullanabileceğiniz mükemmel bir araçtır. Yine de korku oyunlarının çoğu bu aracı kullanmamayı tercih ediyor. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar yine satıyorlar. Onlar için iyi, bizim için kötü bir durum. Satsınlar tabii, yine satsınlar. Ama bu ilginin karşılığını da güzelce vermek gerekmez mi? Buna rağmen bu aracı çok iyi şekilde kullanan ekipler ise bu sefer inanılmaz bir başarı elde ediyor. Pazarlama kısmına görmezden gelmediklerini varsayarsak. Tabii iyisiyle kötüsüyle korku oyunları eşsiz bir tür. Oyunların güzel bir korku filminin veya korku romanının yerini kapatamayacağı gibi oyunların da yerini kapatan bir tür yok. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirmek ise özgün bir iş yapmak isteyen geliştiricilere kalmış. Her şeye rağmen korku oyunlarını çok seviyorum. Onlarla tanışmamı sağlayan her şey bugün hala hayatımda ve öyle kalmaya da devam edecek. Aradan geçen yıllarla bu türün giderek iyileşeceğini umuyorum ve hepinize dehşet dolu oyunlar diliyorum efendim. Sonraki videoda görüşmek üzere.